Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bundan daha önceki çektiğim LGS'ye hazırlık vlogumu çok sevmiştiniz. İkincisini istemiştiniz. O yüzden ben de şu an sizin için ikincisini çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi direkt masamın önünde başladım. Masamın üstü yani aşırı dağınık. Sadece şurayı bir yeri görürsek burada bence sıkıntı yok. Ama bu tarafa kayınca gerçekten aşırı dağınık oluyor. O yüzden bence bir ilk önce masamı toplamalıyım. Odamda dağınık şeyler varsa toplarım. Ondan sonra ders çalışmaya başlayayım. Hatta şimdi kameramı alayım. Şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi burada maker dersi vardı okulda. Böyle garip garip bir şeyler yapmıştım. Bu var. Bir de şu var. Şunu ev yapayım dedim. O ev olmadı yani. Garip bir şey oldu böyle kutu gibi. Şu boş tahtalar da var yanında. Sonra mükemmel bir sandalye yaptım. Hazır mısınız? Evet. Yani şöyle dokunduğunuzda yıkılıyor. Burası sağlam olmadı çünkü. Olsun olsun. İnşallah daha iyilerini de yapacağız diyorum. Böyle bunları şimdi. Bunları şöyle yapıyorum. Hepsini buraya koyacağım. Çünkü fiş var kız. Fiş niye burada var? Neyse. Neyse ne ya. Buraya koyuyorum. Çünkü derslerde hoca istiyor. O yüzden buraya... Şu tahtaları da koyayım. Mesela maker dersi olduğunda bunları götüreceğim. Bu arada bu kitapları verdiler bize. Türkçe verdiler değil. Türkçe öğretmenimiz verdi bunları bize. Sınıfa dağıttı. Bunu okumadım. Nasıl bir kitap bilmiyorum ama bu güzel bir kitap. Daha yeni başladım ama güzel gözüküyor. Yani sevdim. O yüzden bunu da alıp okuyabilirsiniz. Sonra kitaplarım benim balkonda duruyor ama bunları çantama koyuyorum. Çünkü sabah kaç? Yarım saat evet. Yarım saat 40 dakika falan böyle kitap okuma saati var okula gittiğimizde ilk ders olarak. Orada kitap okuyoruz, o yüzden bunları çantama koyacağım. Şimdi masamın üstünü toplayacağım. Videoda toplarsam çok uzun sürer, o yüzden hızlandıracağım. Şimdi masamı toplamaya başlayalım. Burası bakın. Odam da şu arka tarafta. Şu an videoda gözükmüyor ama hem ıslak mendil hem de kuru peçete saklıyorum çünkü lazım olur. Öyle. Bakın kaktüslerimin yavruları çıkmaya başladı. Böyle kocaman kocaman oldular. Çok güzel oldular. Şimdi bunu babaannem almıştı. Bir tanesi koptu. Şöyle soldu. Onu çıkardıktan sonra bir tanesi daha soldu dedim. Bunu çıkarmayayım. Bunu çıkartırsam belki diğeri de solar diye buna hiç ellemedim. O yüzden burada duruyor. Bu da böyle hiç büyüdüğü yok. Aynı duruyor aldığımdan beri. Ne soldu ne açtı. Aynı böyle duruyor. Neyse. Şimdi bu ne derseniz. Bu da benim ilacım. Midem ağrıyordu. Doktora gittik bunu verdi. Yani ne yalan söyleyeyim. Çok kötü. Krem gibi. Krem içiyor gibisiniz. Onu böyle yutarken o sanki el kremi, Nivea el kremi vardır ya da herhangi bir krem. Elinize sıkar sürersiniz çok vıcık olur ya. Onun ağzınızda kaldığını düşünün. Çok iğrenç bir tat yani. Asla bunu düşünmeyin, vazgeçtim. Sakın bunu düşünmeyin. Şimdi ders çalışacağım. Dosyada götürmemişim okulda, biraz kırıştı ama olsun. Rehberlik hocamla böyle bir şey yaptık. Bunu yeniledik böyle. Şimdi bu hafta sizinle neler yapacağım paylaşayım. Bugün pazartesi değil. Bugün perşembe günü. Perşembe gününde ne diyor? Türkçe fiilde çatısı, fiil çatısı diyor. Matematik falan diyor işte. Onları çalışacağım. 25 dakika ders, 5 dakika mola. Ondan sonra bunlar yarım saat ya da 40 dakika. Onları kendim seçeceğim artık. Sonra akşam yapmadan önce de kitap okuma. Hoca bunlara dedi ki saat vermiyorum dedi. Hoca bunlara saat vermedi. Sen ne zaman müsait olursan o zaman başlarsın dedi. Gidersin eve dedi. Belki 3 saat dinlenir sonra ona başlamak istersin dedi. Belki direkt başlamak istersin dedi. O sana kalmış bir şey dedi. O yüzden hiç yani bana kalmış bir şey olduğu için ben de şimdi başlamak istiyorum. Saat kaç hemen bakalım. Saat 21.46. Ve başlıyoruz. Şimdi şunları ilk önce çıkartıp bir dosyama koymalıyım. Bunları teker teker ayıracağım. Bunlar kaç? 2 günlük. Bakın 2 günde ne kadar çok test vermişler okuldan. Şunlara bakar mısınız? Gerçekten yalan söylemiyorum bu arada. 2 günlük. Burada dolu test vermişler sadece 2 gün için. Her dersten bir sürü. Kaç tane var? Hemen sayıyoruz. Türkçe 3 oldu. 9 ve 10 oldu. 2 günde 10 test vermiş hoca bize. Ey maşallah. Cık, annem dolası getirdi. Teşekkür ediyorum. Şimdi suyumu içeceğim. Ve ne oldu? Ne oldu? Bu arada ben
Türkçe'de özellikle benim temelim sağlam olmadığı için özellikle fiilimsi, fiilde çatı falan onları çok karıştırıyorum. Temelim iyi olsaydı karıştırmazdım ama maalesef ki iyi değil, o yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Artık şimdi zar zor anlamaya çalışıyoruz. Ama bu denemede fiilimsilerle ilgili bir şey çıktı. Bir soru ya da iki soru çıktı. Ama onlar kolaydı. Kolay olanları yapabiliyorum. O kadar da değil lütfen. Dosyama bakmak ister misiniz arkadaşlar? Dosyamı daha önce siz hiç görmediniz. İçini görmüyorsunuz ki, bak bekleyin. Şöyle yapayım hemen. Burada tüm derslerim var. Hepsi içi dolu. Hani fenmen bir sürü. Birinciden sonuncu verilene kadar hepsini buraya koydum. Saklıyorum çünkü hocalar hani der, hadi çıkarın bakalım der. Sözlü notu vereceğim size der. O yüzden ya da gibi şeyler için saklıyorum. Ya da ileride ihtiyacım olur. Belki şeylerini silerim, cevaplarını silerim. Sonra kendim tekrar yapmak isterim. Belli olmaz. Evet, şimdi hocamızın verdiği ders programını uyacağız. Burada diyor ki perşembe günü. Günün tekrarını yap diyor. Bugün aslında çok fazla bir şey işlemedik çünkü deneme vardı. O yüzden işleyemedik daha doğrusu. Zaten günün yarısı denemeye gittim. O yüzden matematiğe şimdi çalışabilirim. İngilizce zaten o ünite testlerini çözdük. Onları tamam, onlara gerek yok. Matematiği çalışayım. Matematik ne yapalım? Hemen bir test çıkartalım matematikten. Hangisini alalım? Bunu alalım. Şimdi şöyle bir yayın aldım. Bu arada bunların videosu Fenomen TV YouTube kanalımızda da var. Gidip izleyebilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Konuya hemen Burak'ın kitabın yarısını koparmışım. Karekökli ifadeler değil. Olasılık ve cebir değil. Bakın, hayatınızda görüp görebileceğiniz en değerli ansiklopedilerden biri. Bu ne be? Dur bir dakika, bunu göstereceğim size, bekleyin. İmzalı kitap bir de lütfen. 1983'te imzalanmış. 12 tane mi ne vardı dedemlerin kitaplığında. Sadece bu ansiklopediler değil, milyon tane değerli kitap varmış. Bunu aldıktan sonra değerli olduklarını fark ettik bu arada. Hemen arka kamerayı alıyorum. Bunu gösteriyorum. Daha sonra matematiğe çalışmaya başlıyorum. Hazır mısınız? Gösteriyorum. Ta 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 ta. Çok iyi. Çok eğlenceli diyorum. Çok iyi gözükmüyor ama aşırı iyi bu arada. Çok korkunç ama. Bu ne? İğrenç. Ay ne bu? Bunun gözleri burası. İğnesi mi bu? Bunu size soktuğunuzu düşünseniz arkadaşlar. Net ölürsünüz bu arada. Net ölürsünüz. Böyle bir ansiklopedi. Tüm hayvanların isimleri yazıyor. Daha sonra hayvanlarla ilgili bilgiler veriyor. Şöyle küçük şeyler var. Çok güzel. Şuna bakın. Aşırı güzel, tatlı değil mi? Çok güzel gözüküyor. Bu ne kız? Tövbe isimler. Böyle şeyler. Bakın buraya ne yazmışım ben? 1808 yazmışım. 1808'de ne varmış? Ha, hatırladım. Hazır mısınız? Şu tatlılığı görmeye hazır mısınız? Tada! Aşırı tatlı geliyor bu bana. Çok tatlı. Çok hoş gözüktü. Ben o yüzden bunu çok sevdim. Hani tamam, hadi artık ders çalışalım. Artık ders çalışmamız lazım. Lütfen artık ders çalışacağız. Ben evde ders çalışırken Spiderman'li kalemimi kullanıyorum. Sana diyor ki eşittir 3 diyor. Senin ne yapman gerekiyor? Bu iki ilk kalemi içeri dal. Bakalım şu an ilk sorumuzu çözdük. Bakalım doğru çözmüş müyüz? Eğer doğru çözdüysek konuyu anlamışızdır demektir. Bakıyoruz. Ne diyor? Ünite 4. Denklem ve eşitsizlikler. Anlamışız. Tamamdır. Artık öbür soruları da çözebiliriz. Tamam. Şimdi bunları yapacağız. Ama ilk önce paydaları eşitlememiz gerekiyor. Harika, tamamdır. Ben artık çünkü bunu daha
Bu sabah yapmakta gerçekten aşırı zorlanıyordum. O yüzden artık zorlanmıyorum. Tamam, anlamışız artık, gerek yok. Güzel güzel, sevdim. Sevdim, tamam, mutlu oldum şu an. Denklemlerin çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Düne bugüne yarına baka baka vay. Yüzüme gözüme iki çift sözüme kirli sepeti gibi bastırıp gizlemişim. Evet arkadaşlar, bundan sonra arkadaşlar şarkıcı olacakmışım. Yanlışlıkla YouTuber olmuşum. Bir terslik olmuş olsun. Şimdi matematiği çalıştım. Gerçekten beynim aşırı uyuştu. Ve story attım. Instagram hesaplarımız takip etmeyi unutmayın. Zeynep Yılmaz var. Zeynep Yılmaz 1 ve Fenomen TV altı Instagram hesaplarımız takip etmeyi unutmayın. Şimdi birazcık mola vereceğim. Aradan şarkı açacağım. Belki oradan Twitch izlerim. Belki izlemem. Belki sadece şarkı dinlerim. Belki film seçerim kendime izlemek için. Belli olmaz işte. Bir şeyler yapacağım orada sizinle beraber. Şimdi matematik kenara alıyorum. Ve ne yapacağıma karar veriyorum. Oturup bunu düşüneceğim. Evet. Video izleyeceğim. Yağının peşine taksi tuttum. Cüzdanımı unuttum. Şimdi bugüne yarına baka baka vay. Şimdi iyice bir din. Oy bu ne be? Yüzüm bembeyaz çıkıyor ışıklardan dolayı, neyse. Şu anda videoyu başlattım. İki nedeni var. Hem dinlenme saatim bitti. İkincisi de annem dedi hemen videoyu açarsan sana bir şey vereceğim. Aaa ya. Hassan gibi yiyebilirsin. Gel benim şeye ben yaptım zaten. Allah'ımdır. Oo düşmedi. Bakın hemen arka kameraya alıp bir şey göstereceğim. Bakın bu elmalı kurabiyeyi ben yaptım. Ya yani mükemmel oldu. Hayır öyle denmez. Öyle de olmadı hiç. Gerçekten mükemmel oldu. Annem de onayladıysa o zaman güzeldir. Şimdi ben demeyeyim de sonra yanlış anlaşılır. Neyse. Burada da kolamız var. Gerçekten tadı aşırı hoşuma gitti. O yüzden tarifini bu arada merak ediyorsanız Fenomen TV YouTube kanalımızda onun videosu da var. Hemen gidip izleyebilirsiniz. İzleyebilirsiniz değil, gidip direkt izleyin bence. Çünkü tadı çok güzel oldu. Şimdi dinlenme saatimiz bitti. Ders çalışırken bir yandan da kurabiyemizi yiyeceğiz. Din kültürünü çözmek istiyorum. Çözmek istiyorum değil, hatta ödev var. Ödevi bitirmem gerekiyor. Neydi de? Şu Göster Kendin diye bir kitabımız var. Bakın şöyle size göstereyim. Araya şakamatik. Neyse. Şimdi Göster Kendin diye kitabımız var. Bunun hepsini bitirecekmişiz. Zaten yarısı bitti, yarısı kaldı. Bunun zaten yarısını bitirmem lazım. Sonra bir de mikroda değil mi? Mikroda ders kitabı. Mikro şu an çantamda olmalı. Onu az sonra çıkartırım. Orada da zaten ünite değerlendirme testleri falan var. Buradaymış zaten. Hemen alayım. Burada. Ünite değerlendirme testleri falan var. Onları çözeceğim. Bunların hepsi pazartesi gününe kadar hoca bitsin dedi. Bunları pazartesi gününe kadar bitirmem lazım. Şimdi din kültürü çözeceğim. Eğilmek zorunda kalıyorum. Sandalyeyi iyice bir indirdim ama kitapların gözükmesi için iyice bir eğilmem gerekti. Şöyle konuşacağım bundan sonra. İlk önce mikrodan yani ders kitabından ünite değerlendirme taraflarını falan ayıracağım. İlk önce bunları çözmeyi düşünmüyorum ben. İlk önce test kitabını da bitirmeyi düşünüyorum. Bunu hafta sonu falan bitiririm büyük ihtimalle. İlk önce bunu bitireceğim. Bu test kitabı. Bu da ders kitabı. Öyle şimdi bunları ova ayırmaya başlıyorum. Din kültürünü de bayağı bir bitirdim. Yani içim dışım din ve matematik oldu şu an. Artık başka bir şeyler de katmak istiyorum. Şimdi de kitap okuyacağım. Bunu da Türkçe öğretmenimiz vermişti okuyalım diye. Yanlış bilmiyorsam. Bizim yazar görüşmesi gibi bir şey olmuştu. Bundan bir önce bir kitap daha vermişlerdi. O kitabın yazarı gelmişti bizim sınıfa, böyle görüşmüştü. Sorular, o kitap hakkında sorularımızı falan sormuşlardı ama ben o gün yoktum. Can çekişiyordum evde. Karnım çok ağrıyordu. Gidemedim okula. Neyse. Şimdi büyük ihtimalle bunun da gelecekmiş. O yüzden bunu şimdi okuyacağım. Eğer yazar gelirse, yanlış bilmiyorsam. Sorularım varsa sorularımı sorarım artık. Şimdi yatağa geçip
kitabımızı okumaya başlayalım. Oha çok iyi gözüküyor şu an. Şu şeyden parlıyor. Bakın şu ışıklar parlıyor. Şuradan çok güzel gözüküyor. Her neyse. Bakın bambularım da büyüdü. Kocaman oldular. Özellikle şuraları aşırı sert olmaya başladı büyüdükçe. Güzel oldu. Siz büyüyeceksiniz de bambu mu olacaksınız? Neyse. Şimdi kitabımı okumaya geçiyorum. Şimdi şimdi yatağa oturdum ve kitabımı okuyacağım. Bakın gözün altlarımı da göstereyim size. Onlar çok tatlı. Bakın biri böyle. Birinin rengi böyle mavi, biri de bu. Bu normalde ablamın da. Ablam takmıyor diye ben aldım. Bu da benim. Ama bu gece yatarken gözüme takıyorum. Tam gece uyurken sağ tarafıma bir dönüyorum. Şu göz tam benim göz hizamda oluyor. Döndüğüm gibi gözümün içine giriyor. Bir uyanıyorum gece vakti. Onu bu tarafa kaydırıp öyle yatmaya devam ediyorum sonra. Bir bakmışım annem gelmiş. Göz bandımı çıkarmış zaten ben gece yatarken rahatsız olmayayım diye sonra. Neyse bunları da koyalım. Şimdi kitabımızı okuyalım. Ova! Şöyle oturuyoruz. Kitabımızı okuyoruz. Gerçekten artık uyumak istiyorum. Yarın okul var bu arada ama yarın beden de var, bu yüzden mutluyum. Bugünlük LGS'ye böyle hazırlandım. Normalde paragraf falan da çözmeniz gerekiyor sizin. Benim de çözmem gerekiyor ama ben paragrafta çok çabuk sıkıldığım için ilk önce normal bitirmem gereken ödevlere ve konulara odaklanıyorum. Sonra tabii ki paragraf da çözüyorum. Paragraf siz de çözmelisiniz. Unutmayın bunu lütfen. Benim de çözmem lazım. Aksatmayın sakın. LGS ile ilgili bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Geçen videoyu çok beğenmiştiniz, bol like atmıştınız ve video çok izlenmişti. O yüzden ikincisi geldi. Bu videoda çok izlenirse ve bol like alırsa üçüncüsü gelecek. Ve bu sefer aralarında daha da farklı şeyler olur diye düşünüyorum eğer üçüncüsünü isterseniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere, sizi seviyorum. Size buradan kocaman öpücükler. Görüşürüz.